Ben Kırşehir Merkez Tatar İlyas Kışla Köyü'nden Şeref Karaman. Ben ve 5 arkadaşım köyümüzün muhtarı ve azaları hakkında şikayette bulunduk. Köyümüzde meralar işgal edildiği için önce Tarım Bakanlığı'na kendim tek imzayla bir dilekçe verdim. 3-4 yıl oldu. Orada bana bu meralar yıkılır dediler. Bekledim. Bir sonuç gelmedi. Sonra İçişleri Bakanlığı'na gittim. Oraya bir dilekçe verdim. 3 arkadaş imzalı dilekçe verdik. Orada müdürüm dedi ki, yine şenin müdürü, dilekçeni takip et abi dedi. Tamam dedim. Sonra yine bir sonuç alamadım. Şehircilik Bakanlığı'na dilekçe verdim. Oradan da sonuç alamadım. Hala da beklemekteyim. Köyümüzde muhtarımız, ben de giden dönem muhtar adayı olduydum. Muhtarın akrabaları da dediler ki köye muhtar ol, şu köy bir pislikten temizlensin, koyun içini pislik götürüyor dediler. Benim niyetim yoktu da muhtarlıkta, oldum, adayım dedim. Neyse, ben aday oldum ama benim de bir başıma iş geldi, kendi özel işim, pek de ilgilenemedim. Bu muhtar tarafları gece gidiyorlar, işte ondan bundan oy toparlıyorlar, şöyle veya böyle. Beni kaybettirdiler. Muhtar kazandı. Muhtar kazandıktan sonra köyde bir ağza ile hayvancılık yapıyordu. Ağzanın yeri de mera. O da meraya yaptı. Onu da yaptıran 4-5 dönemdir muhtar, babası, dayısı 5-6 dönemdir muhtarlık yaptırıyorlar. Onlar da bu işte sorumlu. O meralarda. Meraya ne yaptılar bunlar? Yani neler onlar yaptılar? Meraya ahır yaptılar. Ev yaptılar. O da mesela Nurettin Öz. Ahır yaptı, ev yaptı. Bunun ikisi en az 10'ar dönüm yer çevirdiler. Rüstem Aldemir, meraya ev yaptı, kapıya bahçe yaptı, en az 5-6 dönüm yer çevirdi. Ben bu verdiğim dilekçelerde ben bunları hep yazdım. Hiçbir sonuç alamadım. Kırşehir Valiliğine, vali yardımcısı. Ona da bana dedi dilekçe ver, dilekçe yazdım, yine sonuç alamadım. Kırşehir'de Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne 2 kere dilekçe verdim, yine sonuç alamadım. Köyümün içerisinde şu anda bir su patlak. 10 gün oldu, şikayet ettim Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne. Yine bir sonuç alamadım, hala bugün 10 gündür en az köyümün içinde su patlak. Köyün ana suyu veya şebekenin suyu, evin suyu fark etmez, muhtarda hiç ilgi yok. Ben bu muhtar ve 4 ağza hakkında davacıyım. Hiç köyümüze zerre kadar bir iyilik yapıp çivi çakmadılar. Köyümüze ikilik geldi, millet birbirine haset oldu. Ben, o Nurettin Öz meraya ev yaptırdı. Meraya ağzanın biriyle başka bir bahçe tapusuyla oraya tapu gösteriyorlar. Bura buranın tapusu diye oraya meraya elektrik bağlattılar. Suç mudur değil midir bilmiyorum. Öbür taraftan bir de bu adam hayvancılık yapıyor, bu da malına sahip değil. Koyar orada burada vatandaşa zarar veriyor. Muhtarla beraber Ömer Akdemir, Aza, onun bir oğlu var, çocuk rahatsızmış, ben bilmiyorum. Hastalığı Allah veriyor. Biz ona bir şey diyemeyiz. Ona hayvan götürüyorlar, sağa sola bırakıyor, ona buna da küfrediyor. 2-3 kere şikayet ettim, hiçbir sonucu alamadım. Neredeyse beni suçlu götürüp cezaevine düşürecekler. Ta bu durumdayım. Bu kadar da şey olmaz. Lütfen. Bak benim kardeşlerim, abimin biri eski evi yıkmış. 2-3 sene sonra yerine ev yapıldı. Kardeşlerim ev yaptı. Sonra öbür kardeşimin 2 tanesi ev yapacak oldu. Muhtara dedim ki muhtar, bu 10-12 sene önce. Muhtar dedim şu kulübenin evin elektriğini bağladım. Nasıl olsa adam herif abonesi var kardeşim üzerine dedim. Olmaz dedi ya dedi. O zaman herkes hak sahibi olur dedi. Bahçe ev yapan hak sahibi olur. Kardeşim dedim bak. Adam meraya yaptı. Onlar elektriği aldı. Bunu yalamıyor. O meraya da sahtecilik yapmışlar. Ağzıyla imza atmışlar. Elektrik bağlatmışlar. Devleti dahi bunlar sorumluluk altına koyuyor. Siz bilirsiniz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben bahçeme tapu almak istedim. Ben 65 yaşındayım. Bu anneannemden dedemden kalma. Bizim köyümüze Milli Emlak'tan bir yetkili gelmiş. Sordum. Orada yetkilinin birisi dedi ki abi burayı ölçtür, resmini çizdir, biz ihale usulü satıyoruz. Satıyor musunuz? Satıyorum. Çizdirdim, resmini verdim içeriye, benim eve orayı imzalamadı. Gitti o bayırdaki merayı imzaladı. Ben bunların hakkında davacıyım. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bu ülke bizim yöneticilerin değil, ey yöneticiler.
Siz bilirsiniz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Biz de bu dünyada bugün varız, yarın yoruz. Burada yapmazsan görevimi öbür tarafta yaptırırlar. Ben hakkımı alırım. Kimse unutmasın. Bu kadar. Benim köyümde Muhtar Yılmaz Kaplan, Ağza Ömer Akdemir, Ağza Osman Akdemir, Ağza Mehmet Aldemir, Ağza Kadir Güler. Bu adamlar her yapılan şeye göz yumuyorlar. Burada Kadir Güler hariç daha önceden bu tarafa, bu adamlar da öbürküler de Ağza'ydı. 110 ada 110 parsel üzerinde. Ömer Akdemir, Nurettin Öz, Rüstem Aldemir. Bunlar ev yaptılar. Ayrıca Ömer Akdemir mandıra yaptı. En az 10 dönüm yer çevirdi. Meraya tecavüz. Köyün merasına. Nurettin Öz en az 10-15 dönümde o çevirdi. Onu da ağaç dikiyorlar. Kesilmesin, yıkılmasın, bura bize kalsın diye. Bunlar hakkında, muhtarlar hakkında davacıyım. Yılmaz Kaplan'ın da yeri var. Evet, Yılmaz Kaplan Ömer Akdemir'le beraber hayvancılık yaptı. Ömer'in mandırada. Bunu yaptıran zaten Yılmaz'ın dayısı, babası Yılmaz. Bunlar hep aynı dönemde muhtarlık yaptı. Kraliyet ailesi gibi geçiyor. Bunların hakkında davacıyım. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.